Arkadaşlar selamlar. Bu sefer karşınızda bir Cyberpunk videosu ile buradayım. Şimdi neden Cyberpunk diyeceksiniz belki de. Size şöyle söyleyeyim. Ben bu oyunu bir arkadaşımın vasıtasıyla, daha doğrusu bu şirketi bir arkadaşımın vasıtasıyla tanımaya başladım. O da Witcher 3'ü oynayarak. Witcher 3'ü oynadığımda oyuna hani bayıldım. Gerçekten bayıldım. Müthiş zevkli bir oyundu. Yani hayatımda oynadığım en güzel oyunlardan biri diyebilirim Witcher 3 için. Gerek hikayesi, animasyonları, işte oyun içinde yapabileceğimiz yani her şey dört dörtlüktü. Ha, tabii sevmeyen var mıdır? Bilmem. Belki vardır, belki de yoktur. Ben açıkçası çok sevdim. O gazla zaten, o Witcher 3'ü bitirdikten sonraki gazla uzun yıllar önce bu oyunu duyurmuştu o şirket yine, CD Red Project. Ve aradan yıllar geçtikten sonra her seferinde hani şey diyorlardı işte oyun hazır olduğunda çıkacak, oyun hazır olduğunda çıkacak falan. Sonrasında oyun çıktı ama fos çıktı yani. Çok kötü çıktı. Şu anki grafiklerde RTX kapalı bende. Çünkü RTX'i açtığım zaman FPS jortluyor. Ciddi anlamda jortluyor yani. Çok kötü bir hal alıyor. Hatta gösterebilir miyim bilmiyorum. Bir saniye. Settings'e geldiğimiz zaman Field of View 90. Motion Blur kapalı. Motion Blur'u sevmiyorum. Şu ve bu da kapalı. Film Grain'le Chromatic Aberration. Geri kalanlar zaten. Ha, bir de Contact Shadows kapalı. Geri kalanlar işte High Ultra falan. DLSS Balance'da şeyde ray tracing'de kapalı. Ona rağmen oyun gayet hoş, gayet güzel duruyor. Yani adamlar harbiden uğraştılar. Yani bu oyunu düzgün bir hale getirebilmek için harbiden uğraştıklarını söyleyebilirim. Zaten sonuç ortada. Tabii şimdi ray tracing de çalışıyor olsaydı daha güzel olurdu. Oyunu çok oynamaya çalıştım. Hani bitirmedim, bitiremedim. Çünkü o kadar kötüydü ki hani insan oynayası gelmiyordu. Lan bir dakika ya, şu arabayı çalabilir miyim? İn bakalım sen. Yaptım bile. Şu radyoyu kapatalım abi. Yani size tavsiyem abi, oyunu almak istiyorsanız hani indirim bekleyin, full sürümden almayın. Sonuçta eski bir oyun. Ama artık gerçekten oynanır vaziyete geldi oyun. Bugatti'ye bak be. Ve önceleri mesela combat'a girdiğim zamanda da inanılmaz FPS düşüyordu. Bak hatta şu anda gireyim ya. Bir dakika haritaya bir bakalım. Yakın bir yerde bir şey var mı? Bu ne? Yok, bunu yapmayalım. Ha, Jix midir nedir ona gidelim. Bu side quest. Hani dediğim gibi spoiler, hani gerçi dememiş de olabilirim de spoiler vermeyeceğim, hani herhangi bir ana görev yapmayacağım. Şuradan bir side quest'e girelim. Sırf kombatı göstermek için yapıyorum onu da.
Good day, V. There is a man who must meet justice. This is a personal matter. I'll pay extra. Tamam. I'm counting on you, V. Tamam dostum, hallederiz. Rahat ol. Baker, what's shaking, brother? Why the long faceplate? Ha, öldürmemiz gerekiyor. Lol. Santa muerte! Lan. Al işte. Canımız ne kadar çabuk gitti ya. Neyse, son checkpoint'ı tuşunu bir tekrar yapmam lazım. Oho, ta nerede spawn? Tamam, en yakındakine gidelim. Ta şeye kadar gidemeyeceğim. Nerede olduğunu bile hatırlamıyorum ki. Arabayla o kadar sürdüm. İçeri alacaklar mı? Alıyorlar. Tamam, güzel. Not so fast, little lady. Yo, V, no weapons allowed. This client, we're running Larry a civilized Bangor, operation. Says his partner Adam elbowed him out of his biz. Club called Empathy. Larry wants back in, and hey, we're here to help, right? What can I say? The club industry's always been a meat grinder. Attach the deeds for you. Tamam. Ve dostum, bizi sokacak mısın içeriye? Welcome. Please go right ahead. See? Wasn't so hard. Welcome to Empathy. Aa, silahlarımızı bıraktık içeride demek ki, tamam. Ortam falan da güzel ha. Sizin adam bana saldırmaya başladı. Bunları alalım. De. Buradan nasıl çıkacağız? Bir de silahlarımızı da bıraktık abi içeride. Neyse, bunlardan bize zarar gelmiyor. Onları öldürmemize gerek yok. Haydi. Tekrar yukarı çıkmam gerekiyor. Görevi okumadım ki. Server'a virüsümüzü de koyalım. İşlem tamamdır. Leave the club. Hayır. Beni görmedin. Lan. Bak, burada bir takılma oldu.
Burada bir takılma oldu. Hatta bak bak FPS de bak 60'ın altına düştü, gördün mü? Eyvah. Neyse, anlaşılan o ki şu mikro stutter'lar var bazı yerlerde. Ama onun dışında yani ne bileyim böyle nasıl diyeyim, hani kritik noktalarda olmazsa hani oynanır. Hani böyle side quest'te olmuş olmamış hani pek bir önemi yok açıkçası. Çünkü zaten şey yapabiliyoruz hani. Hani save point'i en kötü reloadlarız. Tekrar yaparız. Hani kaybedeceğimiz bir şey yok bu oyunda. O yüzden sıkıntı yok. Yani dostlar. Oyunun geldiği vaziyet bu. Gayet hoş, güzel. Oynamak istiyorsanız alın ama full sürümden almayın bence. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Biz bir sonrakinde görüşürüz.